Manşete hoş geldiniz. Hiç mi iyi bir şey yok? Dünyadan iyi bir şeyle başlayayım istedim. Singapur Başbakanı görüntüde uluslararası bir toplantıdan ülkesine tarifeli uçakla dönüyor. Bilgiye, bilgiye göre 197 dolarmış uçağın bileti de. Yanında tek koruma var ve vatandaşlarıyla iç içe ve vatandaşları da ona el sallıyorlar. Singapur dünyanın milli gelirde en zengin ülkelerinden biri. Pasaportu zannediyorum en değerli ülke. Yani Singapur pasaportuyla giremeyeceğiniz ülke yok. Vizesiz. Uzun yıllardır da böyle. Singapur pasaportu. Ve böyle itibarlı bir ülkenin başbakanı vatandaşlarıyla iç içe bu şekilde tarifeli uçakla dönüyor. İtibar bu. Zenginlik bu. Vatandaşıyla bütünleşme bu. Tepki görmemek bu, bilakis alkışlanmak bu. Bu noktayı elbette bugün dünyada tutmamış tutamamış epeyce bir ülke var ve Sittin Sen'e de tutacak hali yok ama örnek olması açısından getirdim. Nasıl olmasın ki sosyal ağlar yıkılıyor, kan donduran diyaloglar, Mehtap çocuğu öldür 50 satürasyonlu çocuk mu olur filan, yeni doğan çetesi, bebek katliamı, Hemen her dakika bir konuşma, bir diyalog sosyal ağlara düşüyor. Artık dayanamıyorum. Yani birkaçını okudum, ondan sonrasına devam edemedim. Örgüt kurmak var, öldürmeye teşebbüs var. Savcıyı tehdit var soldaki eleman, onunla gündeme gelmişti zaten. Bir de savcıyı tehdit suçundan tutuklanan Mustafa Kemal Zengin, savcıyı uyarmak istedim. Maksadım açtan ifadeler kullanmış olabilirim. Ben diyor devletçi ve vatanseverim filan. Savcı nasıl uyarılır yani? Bacaklarını kıracağız mı denir savcıya? İma edilir. Onu yaptı zaten. 40 yıllık bir rant hırsı ve onu kışkırtan bir siyaset çetesi. Sonuçta bebekleri öldürüp para kazanacak kadar gözleri döndü bu çetenin. Yani tabii böyle bir noktadan sonra hangi anne kuveze alınan e, çocuğunun sağlık durumuna inanabilir? O da ayrı bir konu. Detayları paylaşayım. İstanbul'da oldukça ses getiren, kan donduran bir soruşturma bu. İddianame ortaya çıktı. Detayları da çarşaf çarşaf yayımlanıyor. Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturma. Buna göre şüpheliler bebeklerin uygun tedaviye ulaşmasını engelleyerek ölümlerine neden oluyorlar. Nasıl? Yeni doğan yoğun bakım ünitelerine yatırılan bebekler enfeksiyon riskine ...maruz bırakılıyor ve bazı bebekler bu yüzden hayatını kaybediyor yani. Anlatırken de çok tedirgin oluyorum. Şüpheliler bebeklerin ameliyat edilmesi gerektiğini söylüyorlar ve ailelerden yüksek miktarlarda para talep ediyorlar. Yani çetenin şeysi özü bu. Daha çarpıcı detaysa şüphelilerin kendi aralarındaki konuşmalarla mesajlaşmalarla ortaya çıkıyor. Bunun yani tonla konuşma var. Görebilirsiniz. En kan dondurucu olan konuşma şu. Bir çete üyesi diğerine Mehtap çocuğu öldür, 50 satürasyonlu çocuk mu olur? Derken diğeri ise bugün parayı alacağım bir alem yaparız diyor. 22 tutuklu 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmış. Bakırköy 22. Ağır Cezada. Şüpheliler bebeklerin sağlık durumunu olduğundan daha ağır gösteriyorlar ve yatış sürelerini uzatıp Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yüksek meblalar tahsil ediyorlar. Ve ailelerden de ekstra para alıyorlar. Çerçeve bu, suçun çerçevesi. Tabi hastane sahipleri ve başhekimler de örgüte yardım ediyor. Savcılar tehdit ediliyor. Ve hastane, yani hastanelerin ve başhekimlerin de kazanç sağladığı ortada. Her şey daha fazla para kazanmak için ama insan sağlığına nasıl kastedildiğini görüyorsunuz. Bebek katliamı. Hatta bazı hastane yönetimleri bu örgüte, bu çeteye danışmanlık da yapmış. Bu şekilde hizmet vermiş ve öyle almış komisyon veya payını. Ve bebek yoğun bakımlarındaki ölümler de bu sebeple artıyor. Dehşet verici diyaloglar var telefon konuşmalarında ve her geçen konuşmayı dinledikçe, gördükçe soruşturmanın seyrinin derinleştiğini anlayabiliyorsunuz. Ağır cezalar talep ediliyor. Zaten bir daha gün yüzü görmesinler. Ayrıca o hastaneler hakkında da işlem yap yapılsın. Yani artık hangi anne kuvveze alınan çocuğunun sağlık durumuna inanabilir? Bütün bu hastanelerin derhal kapısına mühür vurulması gerekiyor. Bu iş bitene kadar yani. Kan donduran bir iddia. Lale Demir Kazan paylaşmış. Sadece hemşire mehtap şey meselesi değil. Bu acımasız çete ne göründüğü kadardır ne de sadece yeni doğan bebekleri yoğun bakımlık etme ve öldürme işini yapıyordur. Savcıyı tehdit eden şerefsizin bahsettiği yapı devletin içine sızmış olan mafyatik yapı ve mafyatik yapı ve bunların daha böyle çok vicdansız işleri vardır demiş. Evet. Durum bu. Şimdi bakın başka bir hikaye. Mehmet Dursun paylaşmış. Beşiktaş kongreyesiymiş. Yani Akıl alır gibi değil. Dün akşam başımızdan geçen olay olduğu gibi anlatıyorum diyor. Saat 22.30 sularında son derece nezih bir yer olan Bayraklı Kebabi ok ok Ocakbaşı restoranda ailemizle oturuyorken sivil ekipler gelip sigara uygulaması yapıldığını söyleyip kimlik sordular. Biz kendilerine kimliklerimizi beyan ettik. Ancak bazı müşteriler kimliklerini beyan etmeden önce gelenlerin sivil olduğu için polis olduklarını kanıtlan nitelikte kimliklerini talep etti. Kamera kayıtlarında da görüleceği üzere müşteri sadece polis kimliğini sorduğu için başka bir, başka hiçbir şey yapmayan vatandaşların bu talebini çok sert bir şekilde bağırıp çağırarak reddedip birisine şiddet uygulayarak polis otosuna değil meskun mahalle doğru çekip darbetmeye çalıştılar. Bizler ne oluyor ne yapıyorsunuz derken kendilerine hiçbir şekilde mukavemet ya da muhalefette bulunmamışken bize de bağırıp alın bunları da diyerek yakapaça polis otosuna tıktılar. O sırada mekan müşterilerinin içi, içinden bazıları avukatlar bazı avukatlar polisin yaptığı bu müdahalenin hukuksuz olduğunu belirterek uyarmaya çalıştı. Hukuksuz olduğunu belirterek uyarmaya çalıştı ancak bu çabaları da karşısız, karşılıksız bırakıp onları da gözaltına almaya çalıştılar filan falan. Yani şimdi bir yanda çete bir yanda polis gerçek de olabilir bu sonra 250 bin dolara vatandaşlık satanlar 750 TL'ye vatanseverlik ölçmeye kalktı. Bu işte kredi kartı olayı iptal edildi ama e, güzel internette dolaşırken rastladım buna bu mesaja veya bu slogana meme tabir ediliyor neyse. 250 bin dolara vatandaşlık satanlar 750 TL'ye vatanseverlik ölçmeye kalktı. Yani insanların son güven duygusu da gitti. Yani oturduğun yerde bir anda sivil giyimli birileri bir şekilde seni rahatsız ediyor. Yok sigara kontrolü yok bilmem ne. Yani anlatabiliyor muyum? Ve iş artık kendi halinde oturup yemek yiyen insanlara dokundu. Ama o kendi halinde oturup yemek yiyen insanlar da acaba kaç tanesi böyle bir sürecin geldiğine gelmekte olduğunun farkındaydı. Tamamen kalkmış kredi kartına vergi meselesi torbadan çıkmış 2025 başından itibaren e, kredi kartlarından 750 TL toplayacaklardı tamamen çıkarmışlar milletvekillerini bile ayağa kaldıran e, tasarı veya teklif deniyor öyle şimdi nasıl öyle olmasın ki Hakan Özyıldız paylaşmış gelecek yıl 3 trilyon liralık vergi istisna ve muafiyet uygulamaları nedeniyle alınmayacak. 3 trilyon liralık vergi alınmayacak. Bunun 1.4 trilyon lirası gelir, 701 milyar lirası da kurumlar vergisi. İstisna muafiyet sonra vatandaşa. Yani listesini de vermiş. O arada Cumhurbaşkanlığı bütçesi %38 artmış. 17 milyon lira değerinde 20 araç alınıyor. Yani nasıl kalmasın ki? Son güven artık kırıntıları da kalmadı. Gitti. Yani Hakan Kara paylaşmış. Dün bir panel için İstanbul'daydım. Profesör doktor ekonomist. Birçok iktisatçı ve profesyonelle ekonomi konuştuk ama benim için en öğretici olan mütevazı bir restoranda 5 ay önce 400 TL'ye yediğim patlıcan pilakiye bu defa 750 TL vermek oldu. İtiraz etmiş. Abi enflasyon var, herkes artırıyor, maliyetler durmuyor demiş işletmeci. Fiyatlama davranışında bozulma. İşte bu onu anlatıyor. Sonra enflasyondaki düşüş Nisan'da istedilecek. Önceki bakanların dediklerini de hatırlayın. İşte Mart Şubat'tan daha iyi olacak, Nisan Mart'tan daha iyi olacak falan. Berat'la başladı bu silsile. Bütün bunların nedeni bu. Saray sıkışta çıkış arıyor. Günlerdir aynı şeyi söylüyoruz. Bugün bir gün gazetesinin manşeti. Ne demokrasi ne de barış getirebilir. Ülkedeki iklim iki haftada değişince Bahçeli barış elçisine Erdoğan demokrat dedeye dönüştürüldü. Ancak bu rejimden halkın yararına bir şey çıkmaz. Net. Onlar orada kaldığı sürece bu durum devam edecek. Hatta daha kötüleşerek devam edecek. Vatandaş bunun farkında. Ondan dolayı son umut kırıntısı da gitti. Artık yukarıdan gelen her şeye bir heyheylenme hali var. Sürdürülemez bir noktada yani. Şimdi Nuray Babacan iki kulis paylaşmış gazete pencerede. Partil, AK Parti kulisi. Erken seçim değil, erkene alınmış seçim. İşte 2028'e kadar seçim planı bilmem ne filan falan. Çünkü bize seçim kaybettiren gerekçelerin hiçbir ortadan kalkmadı. Yani şu anda seçime gidersek duman oluruz. Ekonomi bunun büyük bölümü olsa da tek neden değil, yanlış politikalardan kaynaklanan sorunlar giderilmeden seçim olmaz. Haliyle 2028 Mayıs'a kadar bekleyelim. Ondan işte bir iki ay önce erkene alınmış bir seçimle Cumhurbaşkanı bir kere daha Erdoğan'a bir kere daha aday yapıp bu işi geçelim. Yani 2028'e kadar, yani mevcut süresinde devam edelim 3,5 sene. Duman oluruz, İşler ters gidiyor. Şu aşamada hangi seçime gidersek gidelim, ne kadar e, oyları, seçmenleri kontrol altına almaya çalışsak çalışalım, ne kadar manipüle etmeye çalışsak çalışalım kazanamayız. 3-3,5 yıla ihtiyacımız var. Ondan sonra Allah kerim. Bir başka ikinci kulis de şu. Taban çözülüyor, tarihi bir kırılma yaşandı. Şimdi tarihi kırılmada Orta Doğu denklemi de var. Bana bu başlığı daha doğrusu KC'yi yazdıran bu oldu ama içe dönük tarafıyla söyleyeyim. İsrail mevzusuna birazdan geleceğiz. Cumhurbaşkanının çevresini saran tecrübesiz isimlerin deneyimli kadroları tasfiye etme amacı güttüklerine ilişkin değerlendirmeler var diyor AKP kulisinde. Nuray Babacan. Bunlar arasında hepsi birbirlerinin yakını olan bu kadro yanlış bir strateji uyguluyor. Tarihinde ilk kez muhafazakar seçmen CHP'ye oy verdi. Taban çözülüyor. Tarihi bir kırılma yaşandı. Bunu okuyabildiklerini sanmıyorum diyenlerin yorumları ilginç. Herkes bir paşa oldu. Herkes bir ağa oldu. Herkes bir bey hanım oldu. İş yapan kalmadı aşağıda yani. Tabii bir sıkışma ve bir çıkışa ihtiyaç var. Bugün işte Hürriyet'ten üç tane yazanın başlıklarını getirdim. Bu süreç başka bir süreç. Yeni bir çözüm süreci değil bir anlamda şon, son şans. PKK ve demin umudu el sıkanlar değil el öpenler falan. Herkes bunu köpürtüyor. Bunun arkasında hizalanmış durumdalar. Buna destek veren herkes alkışlanıyor şu anda. Ve bu bir sıkışmanın getirdiği bir sonuç esasen. Şimdi İmralı'ya örgütü dağıt çağrısı. Bahçeli bile ilk defa Abdullah Öcalan'a, Abdullah Öcalan'ı muhatap alarak... Arkadan gelen e, hışırtı, kapıyı tırmalayan kedi. Antiparantez. Devam ediyor. Çok ısrarlı. Birkaç kere denedi. Şimdi Bahçeli ilk defa e, Abdullah Öcalana bir çağrı yaptı. İlk defa muhatap aldı ve ilk defa Aa, bana yayın yaptırmayacak. Hiç bu kadar ısrar ettiğini görmemiştim. Tekrar ediyorum. Özür dilerim. Bahçeli ilk defa örgüte doğrudan e, çağrıda bulundu. Şimdi bu mühim bir aşama. Bahçeli'nin geldiği aşama yönüyle de. da Abdullah Öcalan'a doğrudan çağrıda bulundu. Bak Kandil seni dinlemese bile sen tek taraflı olarak PKK'yı dağıt dedi. Çünkü biliyor ki Kandil'le aralarında anlaşmazlık var. Yani Kandil... E, bir de şimdi şöyle de düşünün. Ya 25 yıldır çeyrek asırdır cezaevinde tecrit altında 43 aydır avukatlarıyla bile görüştürülmeyen, kimseyle görüştürülmeyen PKK lideri mi olur? Örgüt lideri mi olur? Ya zaten dünyadan kopmuş 25 yıldır. Örgütten kopmuş. İşte iş yani sadece işte devletin izin verdiği kanalları izleyebiliyor filan. 43 aydır da kimseyle görüşmüyor. Nasıl PKK lideri, nasıl örgüt lideri oluyorsun? Yani şimdi eşyanın tabiatına aykırı. Yani çeyrek asırdır da dünyadan kopmuşsun. Haliyle hani evet bir önemli sembol, önemli bir figür, evet hiçbir şey değil. Ama yani kandil de kendine göre, sahanın koşullarına göre bir şey tutacak. Yani bir yönüyle de şöyle bir tarafı var. Yani cezaevinde seninle irtibata geçtiğinde de bu devletin izni ve bilgisi dahilinde bir irtibat oluyor. Haliyle oradan gelen talimatı da tartıyorsun. Yani tamam bizim liderimiz, büyüğümüz, önderimiz ama şimdi bize böyle bir şey diyor. Acaba hangi etki altında böyle bir şey diyor diye de düşünüyorsun. Yani e, bütün bunların hepsini alt alta koymak lazım. Ondan dolayı tek taraflı Bahçeli çağrı şey yap dedi. Tek taraflı olarak PKK'yı ediyorum de. Onlar seni dinlemeyecekler biliyorum yani. Farkındalar. Bu mühim bir ilkti yani Bahçeli ve MHP açısından. Ve bu devam edecek. Şimdi bir takım birazdan bakacağız. Efkan Ala gibi, Mehmet Uçum gibi işte çözüm süreci art masada yok falan gibi laflar var. Herkes o oradan hareketle ya bu iş galiba başlamadan bitti falan diyor ama hayır daha yeni başlıyor. Bakın e, Hürriyet'te bir kulis haberi Bülent Sarıoğlu yazmış. MHP 27 bölge toplantısı yapacakmış ve bir ve birlikte hilale doğru Türkiye toplantıları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan itibaren başlayacakmış. Yani bu bir devlet politikası olarak belirlenmiş. Cumhuriyet Bayramı'ndan itibaren de, Cumhuriyet Bayramı'na 10 günden fazla var. Cumhuriyet Bayramı'ndan itibaren de bölge toplantılarıyla MHP stratejisini e, tabana anlatmaya çalışacak. Yani devam edecek bu artık neyse bu süreç mi, yumuşama mı, normalleşme mi ne derseniz. Şimdi gündemimizde yeni bir çözüm süreci yok dedi Efkan Hala ama başka bir şey var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Yani gündemimizde yeni bir çözüm süreci yok derken 2013-2014'e bir e, göndermeydi bu esasen. Kastettiğim o. Yoksa e, o günkü gibi 2013'lerde, 14'lerde, 15'lerdeki gibi bir çözüm süreci yok manasına bir şeydi bu. Yine aynı şekilde Mehmet Uçum yeni çözüm süreci olmaz olamaz. Dem Türkiye Partisi olmasa tasfiye edilir falan diyerek yani deme bir şans verdik demeye getiriyor. Biraz evvel hürriyet yazarlarından birinin de başlığı oydu. Bu bir son şans falan. Şimdi Bahçeli'nin dem partilerle Meclis Genel Kurulu 1 Ekim 2024 fotoğrafıyla başladı her şey ve belli ki bugüne kadar adım adım belli bir çerçevede getirildi. Açıklamalarda bunu teyit ediyor ve artık bundan sonra ne olacağına bakacağız. Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiler. Çok fazla bir renk vermedi ziyaret edenler dem partiden ama İki cümleyle özetlenebilir Selahattin Demirtaş'ın içeriden mesajı. Barış'a katkı sunmaya hazırım. Öncelikle İmralı tecridi kalksın. Orada diyor ikiliye falan gerek yok. Yani bir lider burada bir lider orada falan iki başlı falan gibi bir görüntü vermeye gerek yok. Böyle bir şey de yok diyor. Abdullah Öcalan'la kendisini kastederek. Barış'a katkı sunmaya hazırım. Önce İmralı tecridi kalksın. Öncelikle diyor Abdullah Öcalan'a Öcalan tecrid kalksın. Tecritten kastı şu. Yani 43 aydır görüşülmüyor bu insanda. Avukatları, yakınları, bir gitsin gelsin insanlar. Bir mesaj götürsün getirsinler. Kaç ciddi bu. O arada Dem Partililer basınla buluştu. 18-20 basın mensubu dün İstanbul'da bir araya geliyorlar. Eş başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları. Ve burada da işte bu yeniden başlayan süreçle ilgili. Çözüm demiyoruz artık. Yeniden başlayan süreçle ilgili bilgilendirmelerde bulunuyorlar. Zaten açıklamalarında da o var. Yani bir süreç mi değil mi bilmiyoruz. Resmi olarak bu işi başlatanlarla bir temasımız, bir görüşmemiz olmadı. Gayri resmi yollarla da olmadı. Gecikilmiş bir şey, ülke kan kay kaybediyor. Ee, ama o arada da bir taraftan güvensizlik var. Parti yöneticilerimiz gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Ee, yani bir samimiyet görebilirsek, onarıcı adımlar görebilirsek, evet diyalog, müzakere, meseleleri oturup konuşmaya açız diyorlar. Bunun için varız, dünden hazırız. Biz de aktörüz. E, filan yani. Yani Bahçeli başını koyuyorsa biz bedenimizi koyuyoruz falan gibi açıklamalar da var. Ama dediğim gibi onlar da şu anda temkinli ve ihtiyatlı olarak takip ediyorlar. E, biraz evvel Mehmet Uçmayef kanalının açıklamalarını getirdim. Yani bu konuda bir devlet politikası var ve devam ediyor. Ama bu eski süreç gibi değil başka bir süreç uzatılan elin koparılmasına izin vermeyiz falan derken zaten üst perdeden söylemişti. Yeni Yaşam manşetin, sür manşetinde manipülasyonu bırakıp kapıları açın diyerek Öcalan'a tecidin kaldırılmasını istemiş. Yine Kandil'den e, mesajda Özgür Politika gazetesinden geliyor. Ankara kendi içinde tartışıyor. KCK yürütme konsey üyesi Mustafa Karasu Jeopolitik imkanlarını kaybettiği gibi müttefikleriyle yaşadığı sorunlar Türkiye'yi Orta Doğu'da siyaset olarak tüm denklemlerin dışına attı diyor. Evet. Önce ciddiyeti görmemiz lazım da bir diğer başlık Ahmet Türk'ten. Şimdi meclis genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için erken kapanmış. Yani siyaset de meclisin dışında yapılıyor artık. Hani parlamento yok hükmünde ama bu da onun bir şeysi. Ne derler? Kanıtı. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yasayı görüşememiş. Ne yasasıymış o da? Tüketicinin korunmasına dair yasa. Şimdi Kılıçdaroğlu'na zorla getirme meselesi vardı. Dün de bahsettik. Ve bu büyük bir tepkiye yol açtı. Ben de söyledim. Yani CHP Genel Başkanlığı yapmış. Uzun yıllar ana muhalefet liderliği yapmış falan. Bir insana yani Olacak şey mi? Talimatla ifade alırsınız filan. Yani bulunduğu yerden filan. Ne demek zorla getirme kararı falan. Hatta bunu Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki çıkışları e, karşısında acaba bir parmak sallama mı falan gibi de e, ihtimalleri değerlendirmiştim. Fakat Ali Can Ulu daha enteresan bir veri paylaşmış. Burada e, problem Kılıçdaroğlu ve hukuk ekibinde görülüyor. Çünkü bugüne kadar üç duruşma yapılmış. İlk duruşmada mahkeme Ankara'ya Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için talimat yazmış. Ankara'daki mahkeme Kılıçdaroğlu'na tebligat çıkarmış. Ancak Kılıçdaroğlu iki kez mazeret bildirerek duruşmaya katılmamış. Bu sürecin sonunda da İstanbul'daki mahkeme prosedür olarak zorla getirme kararı almış. Tepkiler üzerine de kararı kaldırmış. Yani burada Kılıçdaroğlu ve hukuk ekibiyle ilgili bir problem var. Ee, Ali Can Uludağ'ın anlattığı verdiği kulis ve detay bunu gösteriyor yani sana çıkarmışlar tebligatı talimat yazılmış filan yapmamışsın dolayısıyla da doğal olarak üçüncü aşamada bu yapılıyor dönelim ortadoğuya tarihi bir kırılma evet e, Hamas lideri Yahya Sinvar öldürüldü e, dün ve e, dünkü yayında büyük ihtimalle öldürüldü şüphesi üzerinde durmuştum ki bu saatlerce anlaşılamadı ama akşam saatlerinde e, teyit edildi. Hamas'ın askeri kanadının başındaydı. Siyasi kanadının başındaki İsmail Haniye ise 31 Temmuz 2024'te İran'da bir misafirhanede öldürülmüştü. Hemen Tahran'da. Tahran yönetiminin burnunun dibinde. Cumhurbaşkanı'nın işte yemin töreni falan neyse o kutlamaların olduğu şey için gittiğinde. Yahya Sinvar da dün Gazze'de bir çatışmada öldürüldü. Fakat işte bu fotoğraf da yayınlandı. Buzlayarak ekrana getiriyorum. Çok farklı açılardan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar yayınlandı. Kesinlikle o zaten diş analizinde filan da görülüyor. Çıplak gözle fotoğraflara baktığınızdan da baktığınızda da ölen kişinin Yahya Sinvar olduğunu görebiliyorsunuz. Teyit edilmiş bir şey. Fakat Amerika'nın yaptığı açıklamaya baktığınızda İsrail'e istihbarat desteği verdik diyor. Yani sanki bugüne kadar vermemiş gibi. Baştan sona İs İsrail'e her türlü desteği Amerika veriyor. Lojistik, askeri mühimmat, her şey yani İsrail tek başına nasıl yapabilecek? Nasıl böyle kafa tutabilecek ve İran işte Lübnan, Suriye, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan herkes şu anda diken üstünde. İsrail'i ürkütmemek için misillemede bile bulunmuyor. Kaşık kadar ülke ezer geçersin ama arkada Amerika var, müttefikleri var. Ondan dolayı her türlü desteği veriyorsun. İstihbarat desteği de veriyorsun. Ama Yahya var öldürülünce istihbarat desteğini biz verdik diyerek esasen Biden şunu yapıyor bir yönüyle de. Yani bu işte ben müdahilim. Bundan sonraki Orta Doğu planlamalarında ben müdahilim. Yani bu iş İsrail'e bırakılamayacak kadar hassas. Bak oraya da istihbarat desteğini ben verdim. Her şey takibimde filan. Yani Orta Doğu'nun yeniden şekillenmesinde de gene başa taktörü olduğunun altını çiziyor. Bunu unutmayın. The Times'ta bugün yayınlanan karikatür. Yani dünya seyrediyor. Elbette yıkımı seyrediyor, sivil ölümlerini seyrediyor. Yani Yahya Sinvar'ın öldürülmesi için 44 bin Filistinli'nin katledilmesi mi gerekiyordu? Ama İsrail hükümeti için evet. Gerekirse 44 bin de, 88 bin de öldürürdük. Zaten öldürmeye de devam edecekler. Yani bu bitmeyecek. Yahya Sinvar'ın öldürülmesiyle, Hamas liderinin öldürülmesiyle, Hamas liderinin, yani Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin simgesel anlamı 7 Ekim saldırılarını düzenlemesi ve o emri, emri onun vermesi, onun planlaması. Yani bu işin mimarını öldürdük. Ve zaten Tel Aviv'de falan kutlamalar hala devam ediyor. Tamam bu iş öyle de ama bitmiyor. Bitmeyecek, devam edecek İsrail'in yürüyüşü. Göreceksiniz zaten. Diğer yönüyle de, ee, dünya da bunu seyretti takip etti şimdi Biden'ın mesajının aksine Kamala Harris başkan adayı ve baş, başkan yardımcısı yani umarım artık diyor silahlar susar falan ama susmayacağını o da biliyor yani herkes bu çağrıyı yapıyor yani tamam buraya bugüne kadar bu kadar on binlerce insanı katlettin filan işte diyor bir numaralı can düşmanını da öldürdün yeter artık dur diyorlar ama durmayacak The Times'ın karikatürü de onu anlatıyor tamam oldu yani onu hakladın indirdin. Bütün bunlara değdi mi? Evet. Tabii Biden böyle bir şey demiyor. Sadece Biden'ı konuşturmuş. Yani bu esasen The Times'ın karikatüristinin ve The Times'ın editoryalinin görüşü. İngiliz The Times, İngiltere'nin en saygın gazetesidir yani. Evet, Batı'nın gözü önünde olduğu ve Batı'da da insanlar seslerini çıkardılar. İran'da sadece askeri noktaları vereceğiz, e, vuracağız diye e, Biden'a söz verdi Netanyahu. Yani neticede birlikte iş tutuyorlar ve bu işler bitmeyecek, devam edecek. O arada İran misyonu da e, Yahya Sinvar'ın işte son görüntülerinden bir fotoğraf alıntılayarak e, Birleşmiş Milletler'deki İran misyonu New York'tan bir açıklama yaptı. Twitter sayfasına da koydu, X platformuna ve direnerek öldü. Sonuna kadar savaştı, mücadele etti. Manasına gelen satırlar yazdı. Ee, şehit sinvara baktıklarında Müslümanlar direniş ruhu güçlenecektir. Filistin'in kurtuluşu yolunda onun izinden gidecek gençler, çocuklar için bir örnek olacaktır. Diyor. Çünkü gerçekten vuruşarak gitti ve bütün muhabirler de bölgeden bunun altını çizdiler. Yani vuruşarak, son anına kadar vuruşarak gitti, çarpışarak gitti. Ne bileyim bir sığınakta, bir tünelde filan falan gizlenerek ölmedi. Hediye Levent onu yazmış. Sahadaki durumu etkilemez. Sinvar'ın öldürülmesi, Hamas teslim olmaz, İsrail'in de durumu niyeti yok. Zaten Sinvar'ın son anlarına dair görüntülerin psikolojik etkisi yatsınamaz. Son anına kadar savaşarak öldü demiş. Şimdi bakın Lübnan'da durum devam ediyor hala. Lübnan'ın güneyinde bir kontrol altına alma hali var. Şimdi burası ee, Mahabib ee, ya da Maybib neyse köyü. Bu önceki hali, bu şimdiki hali. Yani Güney Lübnan'da bir köyü haritadan silmiş İsrail bombalanma anları falan da var. Bakarsanız görürsünüz. Şimdi Litani Nehri'nin şu anda güneyini tamamen kontrol altına alma çabası var. Demek ki orayı insansızlaştıracak. Köyleri havaya uçuruyor. Ve orada da durmayacaktır. Yukarıya doğru gidecektir ve Lübnan'da yeni yönetimi belirlemeye çalışacaktır. İran. Özür dilerim, İsrail. Şimdi Metin Cihan paylaşmış. Gemlik limanından Filistin'e ihracat. 2023 Ağustos'ta 535 bin dolar seviyesindeyken böyle fırlamış. İsrail ihracatta işte sadece Gemlik Limanı'ndan sıfırlamış. Filistin patlarken İsrail sıfırlamış. Bunun sebebi Filistin'le ticari gelişmeler bir anda şahane bir noktaya geldi de İsrail, hayır öyle değil, İsrail'e giden mallar Filistin'e Filistin e gidiyor diye Türkiye'den çıkış yapıyor, yolda değiştiriliyor, İsrail'e dönüyor bir yandan da bu şekilde destek veriyorsunuz. Evet. Maalesef. Maalesef durum bu. Bir kere daha olması gereken görüntüler ve olması gereken imajla bitirelim. Singapur Başbakanı uluslararası toplantıdan ülkesine 197 TL'lik 197 dolarlık biletle ve tarifeli uçakla dönüyor. Yanında tek koruma var vatandaşlarıyla iç içe ve vatandaşları da onu böyle alkışlıyorlar. Özlenen tablo fakat Zannediyorum kıyamete kadar pek çok ülke böyle bir tabloyu görmeyecek, yaşayamayacak. Ama hedef bu olmalı. Hedef bu olmalı. İyi hafta sonları. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla.